Saygılar efendim. Beyefendi henüz gelmediler. Bağ üstüne beyefendi, bağ üstüne efendim. Mahmut, hayrola oğlum bu saatte? Cafer amca, baban nerede? Muhterem babanız neredeyse öğlen yemeklerine teşrif edecekler efendim. Anne! Muhterem hanımefendi anneniz de şu anda odalarında istirahat ediyorlar. Sizin bu saatte akademide olmanız gerekmiyor muydu? Bastım. Bir haftadır gitmiyorum. Peki muhterem küçük bey nerelerde dolaşıyorlar? Yani ama öyle bir ad ettim ki babam bir duysa öldürecek. Evet. Hem de bu seçim arifesinde. Eyvah eyvah, ne olacak şimdi? Efendim. Yavaş. Aman. Kimse duymasın. Anneniz duyabilir. Bak şimdi. Evet. Ben evde olayım olmayayım, tamam mı? Evet. Eğer buraya bir kadın gelip de babamı soracak olursa evde yok dersin. Mesela seçmenleri kandırmaya gitti, 10 seneden evvel gelmez dersin. Peki kim bu kadın? Bu şey ya. Gazinonun helacısı. Gazinoda tuvaletçi mi? Oğlum kimin nesi? Sevgilimin arası. Sizin sevgilinizin annesi gazinoda tuvaletçi mi? Çocuk be, herhalde benimle alay ediyorlar. Şimdi Cafer amca. Evet. Benim bir sevgilim var, tamam mı? Üstelik de hafif böyle. Vay vay vay. Akademi öğrencisi. Üstelik koskoca bir politikacı oğlu olacaksınız. Nasıl oldu bu iş? Kaza oldu. Ne kazası? İş kazası. Öyle bir akşam arkadaşlarla beraber diskoteye gittik. Hmm. Karşımızdaki masada çok güzel bir kız oturuyordu. Hmm. Kızı görünce ben de o şapın yağı kesildi. Hmm. Kız bana baktı, ben ona baktım. Bakıştık, gülüştük. Bir iki sohbet derken bir arabaya atlayıp ver elini Boğaz. Ondan sonra... Ondan sonrası malum. Ama asıl güzel tarafı ondan sonra başlıyor. Malum efendim, malum. Peki şimdi ne olacak? Evet. Eğer babam beni soracak olursa akademiden sedyeyle getirdiler, içeride yatıyor dersin. Cafer amca, ne olursun babamı idare et be. Evladım ya, doktor çağırırlarsa? Sen merak etme, ben doktoru hallederim, tamam mı? Aman canım, ne haliniz varsa görün. Yani şurada 40 yılda bir işimiz düştü. Ne olur idare etsen? Hangi 40 yılda bir oğlum? Bütün günüm yediğin naneleri temizlemekle geçiyor. Haşarı çocuk seni. Hadi bakayım sen şimdi doğru odana. Gir yatağa, kaybol. Yaşa benim Cafer amcacığım. Kaybol. Eyvah, babamı zili Cafer amcacığım. Bir dakika, heyecanlanma evladım. Çok korkuyorum Cafer amcacığım. Korkma yavrucuğum, korkma. Babam mı, babam mı? Hayır, gelen babanız değil. Muhterem babanıza bir mektup geldi. Yani bir an öyle bir korktum ki. Hı. Ne olursun babamı idare et. Hem de bu seçim arifesinde ha. Ah ulan Mahmut, senin yaptığın iş gibi oğlum ha. Ah ya, yaptıktan sonra. Ah haşarı çocuk seni, ah. Ne haber efendi, kim geldi bakayım? Hanımefendiciğim, ahçıbaşı pazardan döndüler. İyi. Hizmetçiden bir haber var mı? Henüz hiçbir haber yok efendim. Hani gazeteyi ilan veriyordunuz? Verdik ama nafile. Aman efendim, bir daha verin. Neye yarar hanımefendiciğim? Geleneğe siz beğenmiyorsunuz ya beyefendi. Genci sizin işinize gelmiyor. Yaşlısını beyefendi beğenmiyor. Olanlar arada bendenize oluyor. Canım, hani bir dişçi bulma kurumundan gönderecektiler. Ne oldu? İşçi bulma kurumundan. Ha işte o dediğinden ama. Telefon ettiler hanımefendiciğim. Ve de çok çok nazik davrandılar. Ne dediler? Sizde varsa bir hizmetçi bize yollayıverin dediler. Ay tüstahlar. Ay sen var orada mı? Ah beyefendiciğim. Allah razı olsun. İsmim fakir, soyadım fukara. Mütevazi bir aileden geldim. Doktor sordu mu? Sordular, telefon. Efendim, sabahleyin ameliyat oluyor. Yüzüme sentetik yaptırıyor. Estetik, estetik. Yok, burun kaldırmak değil, burun Allah'tan kalkık aşağıdı. Seçimden evvel yüzümün modelini değiştiriyor. Bak abi, seçimden evvel modele bak. Anama sövseler gülüyor. Seçim bitti, ertesi günü ameliyata giriyorum, suratın modeline bak, 4 sene. Ne gülüyor? Ne gülüyor? Biz burada memleket meselesini hallediyoruz beyefendi. Bakalım işte, inşallah bu sefer bakalım güzel bir seçim olacak ve vatandaşlarımın
vermesin. Ulan bana birdenbire gözükme, korkuyor. Abi bu kadına 30 senedir alışamadım. Abi karıya bak, Allah'ını seversin. İthal malı et. Vergi iadesi kılıklı karı. Ama kabahat sende değil lan, kabahat senin ananda. Aman anam ne yaptı sana de? Anan ne yapacak lan? Gündüz kız kardeşini gösterdi, gece seni verdi lan. Abi bir de şansım o gece ay tutuldu. Zihni karanlık lan. Ben bunu Elizabeth Taylor gibi koruyorum. Millet benden fedakarlık bekliyor. En yerine bir sugun. Vatandaşlarımın oylarıyla seçilirse inşallah olmaz lan, seçmez de. Seçilirse fedakarlık yapacağım. Ben de kendime Ford araba alabilirim, almıyorum. Evet. Bu tasarrufa gideceksin abi. Ah be efendiciğim. Herkes sizin gibi düşünmeye bir başlasa. Herkes tasarrufa gidiyor. Bir milyoner gördüm sabahleyin, ayakkabı eskimesin diye Mercedes'le geziyor. Az tasarruf mudur bu? Hak kardeş var. Bundan ne kadar bir maddi tasarruf temin edilir? Efendim siz miktara bakmayacaksınız. Atalarımız ne demiş? Damla damla göl olur. Evet. Boh olur, nereden oluyor? Yarın öbürsü gün bisiklet sanayini kuracağım. Her tarafta okuyorsun yazıları. Koca fabrikalar, bisiklet fabrikaları. Buradan tenekeyi koy, boş tenekeyi koy. Koş oradan bisiklet al. Baktın ki zarar ediyorsun, oradan bisikleti koy. Burada ne çıkar Allah bilir o. Ve bisiklet ihraç edilecek, döviz gelecek abi. Döviz, memlekette döviz yağıyor. Amerika'ya bile yardım edelim o zaman. Almanya'ya bile yardım edelim. Evet. Döviz geliyor abi. Beyefendiciğim, döviz bollaşınca kiralar düşer mi? Sen adamı güldürmekten öldürün oğlum. Sen adamı öldürürsün. Ne dedin bir daha de bakayım. Döviz bolaşınca kiralar düşer mi? Ulan hükümet düşer, kira düşmez. Düşmez kalkmaz bir Allah. Evet. Bir memlekette kira ne kadar yüksek olursa memleketin hayat seviyesi o kadar yüksek demek. Evet. Bunu böyle bilmeniz lazım. Evet efendim. Bana bak, sen durmadan bir Fatma Değer, Fatma Değer diye tutturdun gidiyorsun. Kim bu karı bakayım ha? Dedikoducu kadına bak, görüyor musun abi? Katma Değer'e Fatma Değer diyor. Hatice Değer'in halasının kızı. Cahil kadın, bilmiyorsan öğren. Bak, katma değer budur işte. Al gör de gözün koyunun açılsın ey yavrum. Be. Bir sanat eseri abi, şuraya bak. Şu estetiğe bak be. Allah Allah, böylesini de hiç görmedin be. Ulan bu girdi mi çıkmaz ha. Vallahi de çıkmaz abi. Çok meraklandım bakıyor. Bakalım tabii. Niye ben durdum? Sokulma lan, sokulma ya. Ayağın kayar gaza olur, geç. Haydi be sen de, bu basbayağı bildiğimiz kazık sen. Neymiş? Kazık, kazık. O kazık değil, o bir çiçektir o. Ha. Eğer sen çiçekten anlarsan o çiçektir. Şu gördüğün ne çiçeği şu? Gül. Gül çiçeği. O da kazık patı. Telefon bana mı? Evet, evet. Şunu alın şöyle bir. Bayağı şöyle bir. Alonuz. Evet buyurun, Adana. Kıymetli Adanalı kardeşlerim. Yarın sabahleyin ilk vapurla Adana istasyonuna geliyor. Vapur, lan Adana'da deniz var mı lan? Yok be efendim. Şaşırdım, Ankara diyecektim, Ankara. Kıymetli Adanalı kardeşlerim. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? 1,5 acılı Adana mı göndereceğim? Aslan! Kebapçı ulan, kebapçı dükkanı burası. Beni de Adana'dan arıyor diye nutku harcadım. Yemek hazır mı? Henüz hazır değil be efendiciğim. Ne yemek hazır değil? Gündedir öğün yemek yiyorum. Ben bu öğün yemeğe saatle yemezsem bu orta direk bu çatıyı nasıl kaldım? Nedir bu iki devre orta direk deyip duruyorsun? Nedir bu be? Orta direk. He. 36 senedir evliyiz. Orta direğin manasını hala bana mı soruyorsun? Git anana sor, o bilir o. Bana bir kahvaltı verseniz. Sen bezenler efendim. Bu evraklar hazır mı? Hazır be efendiciğim. Benim evrakları imza edeyim. Sen hemen gönderirsin yerine. Başka imzalanacak bir şey varsa getirin. Bak. Yarın sabahleyin erken de olur. Beyefendiciğim, bu ne? Barnak damgası.
Ben de herkese sağlık beyefendiciğim. Beyefendi gidebilirsiniz. Sağ olun. O çiçek tohumları gelecekti, onlar geldi mi? Geldiler, ben de şu anda bahçeye gidiyorum beyefendiciğim. Güzel, siz onları ekin. Evet. Ben biraz sonra gelip yardım ederim. Aman beyefendi, bahçe çok çamurlu. O çamurları atayım, sonra teşrif buyurun. Cafer Bey bırakın, çamuru ben atayım. Aman beyefendi, olur mu? Abi ben politikacıyım, güzel çamur atarım ha. Hürmet izlemedin. Bak yine kafa kafaya geldik. Allah'tan asfalt köprüde rastlamıyor. Sen geçeceksin be, ben geçeceğim be, buyur. Hürmet izlemedin. Efendim çok terbiyeli bir adam, büyük sen adamdır. Çağlar öldü. Buyur. Hadi durma, bana gitti sadece kahveye. Durma, durma çabuk hadi. Tamam. Ne bağırıyorsun adam, ne bağırıyorsun? Kadasın hadi. O adam zamanında vekillik yapmış bir adamdır. Hariciye'de çalıştı bu adam, sefillik yaptı bu adam. Bak görüyor musun, terbiyeye bak, adam böyle gidiyor kafayı duvara vurdu. Ne yapalım, ne yapalım efendim? Evet. Çalışıyor, bedava para yok. Hadi. Doğru dürüst, bana bir kahve yapar mısın dürüst? Ne yapayım? Rica ederim dürüst. Aman, hadi ben... Kahve, kahve, kaç kahve içtin? 30. İyi, akşama kadar 150 kahveyi bulursun. Berezilya duysa heykeli gidecek lan. Karıya bak, politikacı karısı. Şuraya bak abi. Buna şu kıyafetine bir çeki düzen ver bir. Ne varmış benim kıyafetimde bakayım? Birleşmiş Milletler'in kapısına döndük lan. Bu ne? Müsabaka kazanmış inek gibi. Ne lan bu? Moda. Modaysa modayı zamanında takip edersin. Sanki koltukta karı oturmuyor. Yamalı bohça unutmuşlar onu. Neydi dur lan aklıma geldi. Görgüsüz kadın, bir politikacı karısı olacaksın. Dün akşam neydi o? Amerikan sefiresinin evinde verdiği şeyde, kokteyli partideki halin. Ay ne olmuş halimde? Ne olacak lan, Ağustos'un ortasında kürk manto giydin. Aa, bir kere orada dur, bir kere. Boz renk bana çok yakışıyor. Evet, bir de boz kürk giymiş abi. Bahçede geziyor, bütün millet ayağa kalktı. Herkes kaçışıyor, bahçede ayı geziyor. Allah'tan öne çıktım dedim, zararsızdır, ısırmaz. Program için geldi dedim. Gösteri yapacak ayı. Bu da o sırada ağaçların arasından geçiyor, böyle yapıyor. Bakın dedim, başladı program. Şu anda koca karılar hamamda nasıl bayılır, onu yapıyor. Adamın asabını bozuyor. Niye kızdın o Amerikan sefiresini öptüm diye kadını? Ha, kızmayacaktım. Elin gavur karısı benim yanımda seni şah diye öpecek, ben susacağım ha? Vicdansız, onda bir kötülük mü var? Ha. Kadın Türkçe bilmiyor, ben İngiltere'ce bilmiyorum. Ben kadını öptüm, manası şuydu. Kadına selamun aleyküm dedim. Kadın sarıldı beni öptü, 7,5 dakika. Aleyküm selam dedi. Ay niye seni 7,5 dakika öpüyormuş bakayım? Kadın kekeme lan! Bunun manası budur. Peki, o seni öpen karı gece koyuna girmek isterse o ne demek oluyor bakayım? Gaza mübarek olsun. Beni irezil ettim orada, kepaze ettim. Ulan politikada adab-ı haşeratiye diye bir şey vardır. Terbiye sistemi. Nedir bir hareketlerin, kadın sana getirmiş, likör veriyor. Evet. Likör veriyor kadın. Likörü aldın, kadına böyle yapıyor. Allah razı olsun, eyvallah efendim, eyvallah. Ne diyeceğim? Teke mi lan orası? Kadın parmağı alırsın likörünü, kadına Fransızca teşekkür edersin. Nasıl edeceğim? Bilmiyorum. Yok. Kakayı. Şimdi ben seni. Sen evet. Amerikan seferesisin. Evet. Bana getiriyorsun likörü, ben sana Fransızca teşekkür ediyorum. Buyurun. Merci beaucoup. Hadi, böyle laflar deyip böyle laflar söyleyeyim. Bak, ne demek söyleyemezsin? Fransızlar her gün yiyorlar mı lan? Bir dakika, bardağı tutuyor abi. Serçe parnağı kazık gibi abi öyle. Ulan ben sana diyorum oradan, serçe diyor. Yerin dibine geçtim oradan be. Niye? Arı serçe diyorum, tavanda serçe kuşu arıyor bana. Ay ne olurmuş o parmağım öyle dursa yok. Ulan o da sefirlerden bir tanesi dolma kalemini düşürse de almak için yere yiyse. Ne olurmuş? Parmağı adamın. Ne diyorsun? Gözüne girer, gözüne. Anlamadım ben. Yarın öbürsü gün bakarsın Allah yürü ya oğlum de. Hariciye'de bir korev alırım, seçilirim. Olmaz ya, yani diyor. Avrupa'ya gideceksin, Avrupa'da
Kontlarla, kontestlerle tanışacaksın. Kont, kontestler evi. Kontun ne olduğunu bilmiyor musun? Ne bileyim ben? Kont, saray afadından bir kimsedir. Kontları kral kont yapar, tayin eder. Bir adamı kral durup dururken niye kont yapar? Niye? Çünkü kont, krala karı bulur. Kont esasında pezevektir de. Yüzüne karşı diyemem, ayıp olur. Terbiyeli konuşmayı öğren, kibar konuş. Onun erkeğine kont, gancığına kontes dedi. Niye kovdum hizmetçi? Aman beğenmedim, kovdum. Neyini beğenmedin lan? Şu eve yüzüne bakılır, güzel bir hizmetçi kız almıyorsun be. Nerede korkunç suratlı bir karı varsa eve hizmetçi alıyor. Eve geldi mi kendimi Drakula şatosunda zannediyorum. 5-6 tane örümcek sarkıt bari. Yarasa uçur da tam olsun korku filmi. Ben günde 2 kaset korku filmi seyredemem, sen yetiyorsun bana. Senden uğraşamam, ben kahveye kadar gidiyorum, biraz sonra gelir. Ya gene o karıya gidiyorsun değil mi? Hangi karıya? Sen bilirsin hangi karı olduğunu. Şey mi, Fatma'yı mı diyorsun? Ne? Fatma da mı? Yoksa Ayşe'yi mi dedin? Ayşe de mi lan? O zaman sen Hatice'yi diyorsun herhalde. Hatice de lan. Dur lan, dur bir bakayım. Müessesi mi diyorsun? Ay bana dedim lan! Bağırma lan. Bağırma bana, karıların ismini unutturuyorsun, bağırma. Sen şeyi dedin lan, Halime'yi dedin, Halime'yi dedin. Halime mi? O zaman Selime'yi diyorsun herhalde. Ah, Selime de varmış. Bu duruma göre gala gala bir ananız karıyor yani. Ulan sen beni Juan Don mu zannediyorsun? Ulan vicdansız, ben senden başka kadın mı gördüm? Ben 14 yaşında Safi Sübyan çocuktum. Bir kesme şekerine kandırdın, sen beni ifade ettin lan. Beni samanlığa kapattın bir hafta. Benim için şarkı çıktı, zavallı fakiri samanlıkta bastılar diye. Ne yapayım, kıskanıyorum seni. Kimi kıskanıyor? Seni. Beni kıskanıyorsan bana Eros don giydirme. Ben ne güzel pelivan donu giyiyordum. Paçası bağlı. Korkudan bıraksan da bir saat idare ediyordum. Ne hale geldim senin yüzünden. Anlaşıldı. Ben sana uğraşacak halim yok efendim. Sana bugün olanlar olmuş, gelenler de gelmiş. Ben hastalıklı kadınım. İşim var, asabım bozdum gene. Geberemedim lan. Ulan Ezrail, ulan Ezrail, sen de mi emekli oldun be? Sen... Ne oluyor abi ya? Elinde sakat uğra, hücuma mı gidiyor? Ayağın kaysa 12'den vuracak abi. O ne ya? Harp pendinin en sürün iğneleri efendim. Bundan sonra bizim hanımın iğnesini siz yapmayacaksınız. Ben rica ettim, Baytar gelecek, o yapacak. Emredenler beyefendi. Aman beyefendiciğim, estağfurullah. Bu adamın da terbiyeden yüzünü göremiyor. Efendim buyurun oturun. Estağfurullah. Yüz yüze konuşalım abi. Estağfurullah. Ne var ne yok? Beni soran oldu mu? Ya sakat kalacağım, otur abi. Ya şunu da şöyle aşağı dur, abi. Kusura bakma, benim karı seni demin üzdü. Estağfurullah. Karım için özür dilerim. Estağfurullah. Sen büyük adamsın abi. Sağ ol. Senin kıymetini bilmek lazım. Sen zamanında sefirlik yaptın. Evet. Avrupa'da mıydınız? Evet efendim, Avrupa'da. Bu Avrupa'nın Washington kasabasında mıydınız? Nerededir ya? Şaş. Gençlikte okuduk fizik kimyada da unuttuk tabii, oluyor. Siz Avrupa'da şeydeydiniz. Mucuristan. Evet, evet. O Mucuristan'ın baş şehri şey miydi? Orada Peşte mi? Orada değil lan, şurada Peşte. Burada Peşte, burada Peşte. Evet, evet. Çok kaldınız mı? 40 sene. Üf, çok kalmışsın abi. 40 sene hiç yurda dönmedin mi? Hayır, dönmedim. Bir gün bile dönmedin. Hayır. Herhalde seni orada hükümet unutmuş olacak. Öyle oldu beyefendiciğim. Abi, o burada Peşte'nin ortasından bir nehir ahar mıydı? Bu rivayeti ben denizde duydum. Duydum. Evet. 40 senedir nehri görmedin mi? Hayır, görmedim. Neden görmedin? Arka tarafta oturuyordum da. Nehir önden akıyordu. Evet. Herhalde oturduğun binanın ön tarafı yoktu. Olabilir, olabilir abi. Gidebilirsiniz. Efendim, karım için özür diliyorum. Estağfurullah. Benden böyle bir şey sadır olmaz. Anama sövseniz cevap verme. Estağfurullah. Sizli bizi konuşun. Sağ olun. Hürmet bizden efendim. Sağ olun. Hürmet ben. Müsaadeniz. Sağ olun, var olun. Müsaadeniz efendim. Ulan orospu çocuğu. Ya.
Ulan anarşist zannettim be. Canın adı öyle diyor. Bomba çekeceğim, bana kürtaj yapacağım. O ne? Ama mesir macunu. Mesir macunu. Zat halindeyse bir mektup. Aciye'de çalıştığınız belli oluyor. Mektubu bile ultimatom gibi veriyorsun. Hayırdır inşallah. Şapırt. Pat. Kışırt. Muhterem beyefendi. Efendim. Muhterem beyefendi. Efendim. Muhterem hanımefendi. Efendim. Çene tutusun. Karıya bak, kenetten cevap veriyor ha. Oğlumuz Mahmut biricik kızımı ifal etti. Benim oğlan kızı almış, irfanlara gitmiş. Allah'tan geç kalmasalar. Ulan bu ne lan? Bu ne lan? Oğlumuz kızımın iffet şişesini çatlattı. Çocuk acemi ya, şişeyi kıramamış. Ya bu işi halledersiniz yahut da yer yerinden oynar. Kızın anası Fatma Zezele. İş adresim: Rüya Gazinosu 100 numara kiracısı. Buyurun. Buyurun da oğlunuzun yedi naneyi görün. Ne nane yemiş oğlum? Bir kızın şişesini çatlatmış. Aman bir şeyden çıkarlar oğlum. Ben oğluma 100 tane şiş olurum. Feda olsun kız. Ulan bu gazoz şişesi değil. Kızın iffetine haciz koyuyor çocuk. Aa, hadi oradan, benim oğlum daha çocuk be. Senin oğlun çocuk ha, git de Fahriye abla filmini koy, çocuk mu? Ama kabahat çocukta değil, bütün kabahat sende. Niye? Şu eve yüzüne bakılır doğru dürüst bir hizmetçi kız almıyorsun. Baba ol saatinde eve gelelim. Dışarıda otlamaktan anamız ağladı lan. Mahmut. Buyur baba. Gel lan buraya. Buyur baba. Neredesin ulan sen? Tamam. Neredesin? Var orada. O ne lan? Ya ben bunu çatlatmaya çalışıyorum. Doğru, antrenman mı yapıyorlar? Gel lan buraya. Gel buraya, gel. Neredesin? Ben şey anlatıyorum. Ondan sonra hakkında bir mektup var. Bir de şu an abisinizi alın, abisinizi. Ne diyor bu ayol, ne oldu ona? Ulan nece konuşuyorsun lan? Ben onun abisini yapıyordum, ondan sonra abi abisinizi. Ben bu yaşa geldim böyle lisan görmedim, duyma. Ben de. Tercüme bürosuna soracağım. Tamam. Kıpırdama lan. Kerkenes gibi atların üstüne. Kıpırdama lan. Bu sıfır mıydı lan? Evet. Balımız. Tercüme bürosu musunuz? Bana bak lan. Pardonunuz. Bana bakınız, ulanınız. Bu ne demeksiniz? Şunu bir tercüme eder misiniz? Ben senin ananı aradım. Ne yapıyorsun bana? Küfürleri geri gönderiyor. Ulan telefon ciğerime oturttum lan bunu. Ulan telefon koyacaksın. Baba, ne diyordun ki? Nasıl bir türlü beni anlamıyorsunuz ki ondan sonra? Aklını bekliyorum ben size ondan sonra yaptım. Yağmur yağmadan malları beraber satalım. Hadi sen ol başı. Hadi ya beyler. Çarşamba pazarı. Çarşamba pazarı mı lan? Ya baba niye tükürüyorsun? Ne demek lan? Niye tükürüyorsun baba? Evet. Ben senin babanım lan. O suratı ben mi imal ettim? İster tükürür, ister sıçar lan. Torik. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Efendim? Beni yorma, şuraya bir surat vur lan. Baba, ben hastayım, hasta. Ne hastasın? Manyak gribi oldum. Manyak gribi. Senden mi geçti? Anlamadı, kafayı sallıyor. Yarım saat sonra intikal eder. Ateşin yok. Herhalde sizi görünce iyileştim. Beni görünce iyileştim. Ne adamsın be. Ulan ben antibiyotik miyim? Estağfurullah baba. Rica ederim, siz de bir babasınız. Evet öyle. Ayakkabıyla mı yatıyorsun lan? Seferberlik tatbikatı mı var?
çocuk çarpıldı lan. Ulan niye oynuyor? Baba oynamıyorum, ağlıyorum. Ne diyor? Ağlıyorum. Ağlamaya bak. Üst taraf ağlıyor, alt taraf gına gecesi oynuyor. Ah benim kafam, ah. Kabahat sende de, kabahat bende. Gel şuraya lan. Niye? Zamanında yemedim içmedim seni ofuttum. Sen bana bunu yapacaktın lan, aklımı başından aldın. Buyurun, ayağım nerede lan? Ayağım nerede lan? Altında. Bu ayaktan da huylanıyorum yani. Niye? Ne edip edip altıma kaçıyor. Şüpheli bir durum oluyor. Ulan ayak mısın, seksom manyak mısın? Ayıp ediyorsun oğlum, ayıp ediyorsun. Ben seni yemedim içmedim, mimarlık fakültesine gönderdim. Evet. Mimar olasın diye. İnşallah Allah yürü ya oğlum der. Ben milletvekili seçilirim. O zaman memlekette 35 tane 40 tane caminin planını sana çizdir. Çizerim. Ne çizersin lan, bir çizgi çizip çiz demezsin. Ya şöyle. Bir daha çizerim. Ulan 7 senedir fakültenin birinci sınıfında kaldın. Çok seviyorum baba. Hadi 4 sene kalmana hak veriyor. 4 senede fakülte programını çözemedi. Zor. Ama 7 sene ne bu sadakat oğlum. Ayıp ediyorsun, yapma yavrum. İkinci, üçüncü sınıfın hatırı kalır, üzülür. Baba, hatırlasanıza. Geçen sene sınıfı ikincilikte bitirmiştim ya. Kaçıncılıkla? İkincilik. Asıl! Şuraya şey. Ne oldu ya? Ulan sınıfta iki kişiydiniz. Demek o gün öteki çocuk amel olsa gelmese, sen birincisin. Ah be, doğru söylüyorsun ha. Gel yerine. Ama kabahat ben de seni ihmal ettim. İmtihana alınıyorsunuz şu anda. İmtihan mı? İmtihan jürisinde senin olman iyi oldu. Niye? Jüride asık surat makbuldür. Buyurun söyleyin, Mimar Sinan kimdir? Mimar Sinan? Evet. Güzel. Mimar Sinan! Mimar Sinan! Evladım ayıp olmasın. Çağırmışken Yavuz Sultan Selim'i de çağır. Ulan Mimar Sinan 9. sırada mı oturuyor? Bir dakika baba, halledeceğiz. Mimar Sinan Osmaniye'de Bozacı. Abisini tanır mısın? Kim? Aksaray'da Gokaretçi. Ulan bilmediğin şeyi bana sor. Yaz, ezberle. Mimar Sinan kimdir? Kim? Lokomotifi icat eden mucit. Aa iyi iyi, bak biz de öğrendik oğlum. Öğrendik değil mi? Evet. Yine de bu sır aile arasında kalsın, sızmasın. Şu ne? Onlar projeler baba. Şöyle geçin. Bunlar ne projesi? Mimari çizimler. Bunlar fakültedeki çizimleri. Evet. Burada bir name var, mektup var. İyi. Bunu sen şimdi al. 15 gün evvel gelmiş. Muhterem beyefendi. Efendi! Efendi anne! Mektimde bozumunuz mu var? Oğlunuz Mahmut'un akademideki gidişatı endişe vericidir. Maşallah oğlum, aferin oğlum be. Vay senin kültürüne oturayım ben. Anan seni sınıf geçti zannetti. Ulan çocuğun durumu kötü, gel de konuşalım diyor. E git o zaman konuş. Konuş, konuş ya. Bunlar ne? İşte onlar çizimler. Ha, akademide, mimarlık fakültesinde bunları çiziyoruz. Onları çiziyoruz. Görelim ne baş. Ne lan bu? Bu mu lan çizim? Ulan mimari plan bu mu lan? 72,5 milletin çıplak karısını koymuş itoğlu it. Bakana gusül abdesti aldıracak. Ulan günah oğlum, günah. Kime çektin sen? Nedir bu kadınlar böyle? Vaş karıya bak. Allah'ım günah yazma Allah. Allah'ım günah yazma Allah. İster yaz, ister yazma. Kim lan bu kadın, bu dünya güzeli midir? Nedir bu güzel? Baba o şey, dansöz Nana. Kim dedin? Nana, Nana. Dansöz Nana. Evet. Allah bir Nana'ya bak, bir de Ana'ya bak. Ulan ben bu kadınları gördükten sonra bu yüze nasıl bakarım artık? Oraları hiç çizmiş mi bari diyor? Çok güzel çizmiş, çatıları. Güzel çizmiş. Bu çıplak kadının belden aşağısını niye yırttınız? Onun fareler yedi. İtorit. Fare bu kadar zevk sahibi olamaz lan. Kaça aldın bunu? 1000 lira. İçeriden 1000 lira al. Bir tane daha dosyaya koy. Arşiv bozulmasın. Başka. Bunlara biraz bakayım.
yıkayayım baba. Yürü lan. Benden habersiz dışarı çıkmayacaksın. Memleketin iktisadi davası mı? Yine mi başladın lan? Yerde de sen gördün mü? Beyefendiciğim affedersiniz. Bir hizmetçi kız geldiler. Hemen gideyim bakayım. Burada benim oturunuzdan buyurun. Daha önce başka yerlerde çalıştınız mı? Hayır efendim, ilk defa burada çalışacağım. Gazetelerde ilanınızı gördüm de. Çok çok iyi ettiniz küçük hanım. Bizim beyefendi dünyanın en iyi insanıdır. Öyle mi ya hanım? Melek gibi kadındır. Ev kalabalık mı? Yok canım, faz olarak biziz, varsınız bir de ben. Peki ben burada ne yapacağım? Siz şimdi hanımefendi gelene kadar ortalığı şöyle bir toparlayıverin. Müsaadenizle efendim. Aa, Neşra? Evet efendim, Neşra. Ne işin var senin burada? Babamla görüşmeye geldim, artık bu evin üyesiyim. Ama bu çok saçma bir şey yani. Ya niye? Düşün bir kere, evin içinde yan yana baş başa ne güzel. Olmaz öyle şey. Buradan ya sen gidersin ya da ben. Cehennemin dibine gitsen seni yine bulurum. Sen beni biraz zor bulursun, tamam mı? Ben bulamazsam kanun bulur. Benim kanunla falan bir alakam yok. Bunun var. Onun da yok. Al. İster misin annene biraz para verelim? Benim annemin para ihtiyacı yok ki, ticaret annesi var. Tabii. Abdesthanesi var. Şöyle gel bakayım yavrum. Sen yeni gelen hizmetçi misin? Evet efendim. Vay. Pardon, affedersin. İsmin ne senin ya? Neşla. Neşla, güzel isim. Benim karıyla çocuk geçti mi buradan? Hayır efendim. Emin misin? Eminim. Çalışıyor muydun? Toparlıyordum efendim. Hep böyle çalışır mısın evde? Tabii. Aferin, ben çalışkan kızları çok severim yavrum. Evde soba mı kurdunuz? Yok, hayır. Soba kurmuşsun. Kurmuş. Yanakların is olmuş, her tarafın kapkar olmuş. Bak yanağını silsene yavrum, sil yanağını. Sil yanağını, temiz ol. Şuna da bakalım temizlik yapsın. Bak üstün başın Allah! Böyle, her tarafın böyle yanıyor. Tertemiz gir, her tarafını temizle. Sakatlık çıkıyor, yanlışlık gitme. Sen niye böyle zayıfsın? Olur mu 49 kiloyum efendim? Kim? Ben. Sen? Tabii. Yok canım, yoksun. Sen olsa 19 kilo filansın. Olur mu efendim? Ben bilirim yavrum, ben bilirim. Ben bilmez miyim kilomu canıma? Benim gözüm de terazi gibidir yavrum, gel. Gel seni bir dağıtayım, gel bakayım bana. Cafer efendi gel, yamuldum düzel. Gel yamuldum oğlum. Allah razı olsun. Ben senin anan avradım. Ciğerime oturdu abedim. Yavrum ben çok tutuzumdur. Yerde toz gördüğümü kaldır. Aa, orada toz görüyor musun? Bak hemen önünde. Nerede? Orada bak Allah. Cafer efendi yamuldum, gel lan. Gel düzel. Allah razı olsun. Bir günde ben seni düzeltirim. Yavrum, bizim evde demokrasi vardır. Otur bakayım. Sağ olun. Otur, bu kumaşı nereden aldın güzel kumaş? Çabuk koy git, konuşuyoruz burada. İş kardeşi, kaça aldın bunu bak? İsmin ne senin? Neşla. Neşla. Oğlumu gördün mü? Hayır efendim. Bak sana diyorum, benim oğlumla samimi olmak yok. Her şakası yok. Oğlanda öyle bir kudret var ki elini sürdüğümü zürriyet meydana ediyor. Hiç az pulu gibidir, yapıştı mı sökülmez. Oha göre. Merak etmeyin beyefendi, gençlerle aram oldum olası iyi değildir efendim. Güzel, güzel. Hem sonra aksilikten ne çıkar? Esasen kadının vazifesi ister kocası olsun ister efendisi her dediğine boyun eğmektir. Bu fikrinizi çok beğendim. Çok iyi kalpli bir kıza benziyorsunuz. Benim karıya yarım kilo gam verebilir misiniz? Belki karının karakteri değişebilir diye düşündüm. Hanımefendi biraz aksi galiba. Aksi bohun birisi bir. Pokere ilk resti benim karı soktu, anlasın. Artık bak kızım, aramıza girdim. Senden bir şey saklamak istemem. Benim oğlan bir kız ihbar etti. Ne kadarım? Ne bağırıyor lan, ben mi yaptım? Ne bağırıyor? Zaten çocukta kabahat yok, bütün kabahat kızda. Hayır efendim, bütün kabahat oğlanda. Nereden biliyorum, başında mı bekledim? Yani bir an kendimi o kızın yerine koyuyorum da zavallıcıyı suçsuz buluyorum. Yavrum herkes senin gibi namuslu olamaz ki. Zaten bu durumda yapacak bir şey de yok. Olur mu efendim?
bir günah var. Sizin yerinizde olsam oğlunuzla kızı evlendirirdim. Kime diyorsun sen? Ulan dedikodu mu dinle? Kasana çıksın, hadi! Evlenemezler çünkü neden evlenemezler? Oğlan okuyor. Yavrumu okuldan ayıramam. Doyamadı okumayı. Yedi yedi gidiyor ya. Hesabını yaptık. 83 yaşında fakülteye gidecek. Yani bu bakımdan giremem ama. Bakalım. Mahmut. Buyur baba. Gel lan buraya. Dikil lan şuraya. Dikildim. Kızım işte tercüme-i halim. Dünyanın 9. harikası. Allah bunun pençesinden, anasının çenesinden seni korusun. Allah bağışlasın. Cümlemizi teyzeciğim. Terbiyeye bak. İtonite bak, yere bakıyor. Kıza bakamıyor, utanıyor. Saçında radar var, başından koruyor. Kime teyze dedik? Ona. Buna teyze mi dedik? Evet. Ulan vicdansız. Teyzem bu kadar güzel olsaydı, bugüne kadar anan kalır mıydı lan? Bu kız kız. Ne kızı? Maça kızı. Sende ne var? Bir tane değil mi beyefendi? Bir tane. İki tane olsaydı kız okulları kapanırdı zaten. Korkma yavrum, ısırmaz. Dişlerini alırdık zaten, ısırmaz. Misafir mi geldi? Evet, misafir geldi. Ne bu? Misafir mi? Yeni gelen kız, hizmetçi. Ay, pek çirkin bir şey. Ama kız hemen sarı kart gördü. Ben de baktım, yüzüne bakılmaz bir haldeydi zaten. Biraz da yaşlı. Buyurun, kırmızı kart. Yaşlı, ben sordum teyze dedim, niye bu yaşta çalışıyorsun? Dedi yavrum, 15 çocuğum, 9 torunum var dedi. Allah belanı vermesin. Ulan yaşlı mı şu bir? Senden olsa olsa 4 yaş büyük, o da olur. Başka yerlerde çalışmış mı ha? Türkçe bilmiyor musunuz? Buyurun konuşun. Başka yerlerde çalıştı mı bakalım canım? Ev işi biliyor mu? Yemek yapar mı? Bulaşık yıkar mı? Ütü yapar mı? Çarşıya, pazara gider mi? Ne bileyim ben canım işte. Allah perdelerimi hem de indirecek, yıkayacak, hep salacak bu iş. Sor bakalım, traktör arıza yaparsa tamir eder mi? Ulan ne yokuşa sürüyorsun kız, çalışmaya gelmiş, bırak çalışsın be. Hanımefendi, ben ne emrederseniz yaparım. Fazla maaş da istemem. Sonra ileride en ufak bir zam da istemem. Ne dedin? Zam istemem. Bravo, ideal memur tipi işte, kocam. Bana bak, elleri ojeli falan bunun, manikürlüm. Pek evde iş yapmışa benzemiyor. Sen zaten birisinin barınağında manikür, pedikür gördün mü kızarsın sen. Şimdi kıskanırsın. Yine o pedikürcü kadın seni şikayet etti. Niye? Ayağının küçük tırnağını keserken 9. makası kırmış. Kadını teselli ettim. Sen dedim bundan sonra merak etme, sana asistan verecek. Nalbant buldum yani. Ama hadi kız yürü. Düşerme bakayım sana yapacağını. Hırlama, hırlama kızı, hırlama. Senin adın ne bakayım? Necda. Ay, Necda'ymış. Senin ismin çok güzel. Angela. Abi, Angela bunun yanında melake kalır. Selamun aleyküm. Radyoda ne oluyor? Karagöz Hacı Vat mı oynuyor? Ya bir ses geldi orada. Pardon. Tanımadın galiba. Tanıyamadım beyefendi. Yahu insan eski arkadaşını tanımaz olur mu? Seçimleri arifesindeyiz bazen. Tanımamazlıktan geliyorum da sizi hiç çıkartamadım. Şöyle bir hatırlarsanız. Tekeşehir. Kimlik. Tekeşehir. Ulan. Tekeşehir, ne haber lan? Vay Tekeşehir. Ne saçma isim böyle bu Tekeşehir. Değil yahu. Çeşme. Ulan Çeşme. Ulan Çeşme. Baban ne yapıyor? Musluk muydu baban? Dur bulacağım. Çeşme. Musluk kız kardeşindi. Sonra ne geliyor? Yalak. Ulan yalak. Değil yahu değil. Takunyacının oğlu Mürteza. Ne dedin? Mürteza. Ulan. Mürteza. Mürteza. Sen misin? Ben. Vay. Tanımadım. Ben de geliyorum. Tanımadım abi. Çıkartamadım. Yattık sarılalım. Ben bir hafta içinde hatırlarım. Hoş geldin. Güreşe mi çalışıyorsun ense maşallah? Pardon affedersin. İyi kardeşim. Bunun ismi yapışkan. Sarıldı mı bırakmaz. Ya yeter be, tamam be. Görün dedikodu yapacak ya.
Yahu bir gittin, bir daha yüzünü gören hacı. Abi, ben politikaya atıldım. Artık bildiğin gibi değil. Ben akşam kahvelerimi bile Ankara Palas'ta içiyorum. Ne diyorsun be? Beni ne için bekletiyorsun? Pardon, excuse me. Takdim edeyim. Karım Zeli. Ha? Karım. Yalancının anası ölsün mü lan? Hayır, karı mı lan? Karım yahu. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Yerli sanayi ne kadar inkişaf etmiş ya. Ah, çok naziksiniz beyefendi. Rica ederim abi, eser meydan. Bir aydır senden bahsediyorum. Sen kendi nasırına kendin mi bastın? Yok yahu, bir aydır senden bahsediyorum. Bir... Benim için evinize resmi tamim mi geldi? Bir aydır evliyiz de onun için efendim. Allah mesresin. Ben gene antikacılık yapıyorum eskisi gibi. İstanbul'a şöyle hanımefendiyle bir gidelim dedik. Hem ziyaret hem ticaret. Buyurun. İstanbul'u boşu boşuna gezme çünkü bundan güzel antika bulamazsın. Şu kadar güzel bir antika ki pırlanta. Hallala. Abartıyorsunuz beyefendi. Rica ederim efendim. Gözlerinizin üzerinden hiç ayırmıyorsunuz. Kötü bir niyetim yok. Anayasayı tehdit etti. Anayasaya baktım. Öyle mi? Kıskandı galiba. Senden de hatır kalmasın. Efendim biz de az çok zanaattan anlarız az çok. Belli, evet belli. Evinizden belli. Çok güzel, çok güzel. Şu eseri beğendiniz mi? Nefis. Bu Picasso'dur. Ama bu armut resmi. Haklısın ya, çok güzel anlıyorum bu işten. Aa, şu tablo çok güzel. Evet efendim. Evet, bütün ince zevkiniz buradan belli oluyor beyefendi. Bunu geçen sene biz bunu Fransa'ya gittiğimiz zaman aldık. Geçen sene ben Fransa'ya İngiltere'ye giderim. Ya sabır Allah, ya sabır Allah. Efendim bütün mesele... Hayır, hittan! Acaba? Hanımefendi niye böyle yürüyor görüyor musun? Anlayamadım. Bu arsa ona ait. Arsanın inşaatında ben bulundum. Benden şüphelendi bu. Her gün metrekare sayar böyle. Bu hanımefendi kim anlayamadı? Benim aletlik. Tanıştıracağım. Angelo. Efendim. Come on. Tanıştırayım. Karıcığım, 36 senelik arkadaşım. Mürteza efendi. Memnun oldum. Bu da 30 senelik cezve. 36 senedir birbirimizden ayrıyız hanımefendi. Nihayet kavuştuk. Yani şu... Niye surat ediyor anlayamadım. Kim surat ediyor? Karınız. Senin bu konuşmanı karım ve ben hakaret talep ederiz. Karım şu anda surat asmıyor. Katıla katıla gülüyor. Anla ne çektiğim ulan anla lan. Aa, adam anladı. Beyefendi herhalde İstanbul'a kızını evlendirmeye geldi. Oha! Ayıp lan ayıp ya. Oha oha mı denir? Ya ne diyeyim? Birr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 
Ben onun tapulu sahibiyim. Bu arsa mı vay? Evet. Bu arsanın tapusu bunda. Sen de dikkat et de senden habersiz senin arsaya gece kondu oturtmasın. Söylemesi benden. Allah mesut etsin. Ama pek genç diyorum. Genç değil mi? He. Herkes benim gibi hıyar amalar. Adam ağzının tadını biliyor be. Hani ne demişler, armudun iyisini ayı yer. Oy oh. Allah'ım şuraya bak ağabey be. Bir tarafta Allah vergisi, bir tarafta katma değer vergisi. Excuse me, pardon, affedersin. Rica ederim abi. Goya gizli söyledi de kimse anlamadı. Yüz lümreye gidecek. Bunu son yaptığımıza çıkart, alafrangaya. Niye anlamadım, neye? Ulan yeni yaptırdık ya alafranga.
Hani seramikli her tarafı zinciri çekiyor, suçlu hafız boşanıyor. Anlamadım. Yok. Hani lan iki aydır yaptırdık, hala alışamadın da ayakkabıyla üstüne çıkıp oturuyorsun. Ayağın kaydı, kıçını kırıyordun geçen yerde. Şöyle hafif döner misiniz? Çok güzel, yeter kâfi. Çok affedersiniz, özür dilerim, beklettim. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Ben unuttum, benim. Ne deniyorsun lan? Ezberledik o ölçüyü. Ne deniyorsun, boş boş. Dön arkanı. Ne yapıyorsun? İstetme. Mürteza, 30 senedir çekiyorum bu. Kendisi hasta da. Geçmiş olsun, nesi var diyelim? Valla bana kalırsa kafadan sakat. Doktorlara kalırsa diibit. Diibit ne? Bilmiyor musun? Yok. Diibit şeker hastalığı. Şeker hastalığı bende de var diyelim. Korkma lan, şekeri olan kolay kolay ölmüyor. Evet. Aa, ispatı işte benim karım. Ölmüyor da yalnız senin bu karım. Seni erken yani... Anlayamadım. Bu kadın diyorum seni erken yani... Anlayamadım ki yahu. Oğlum gül suyunu dağıtın, hafızlar okumaya başlasın. Yine mi anlamadım? Ha? Şimdi anlarsın bak. Nasıl bildirdiniz, iyiydin. Gömün lan! Politikaya nasıl başladı? Dediler konuş, ben dedim bir merhaba deyip inim aşağıya. Masaya elimi koydum, çıkacağım. Muhalifler karpuz kabuğu dizmiş. Mayın gibi oraya. Şırah ayağımı kaydı, su yere döküldü, ben kıç üstü suyun üstüne oturdum. İşte o gün politikanın suyu kıçıma bulaştı. O gün bugün bırakamadım abi. Ben bu memleket için neler yaptım abiyle. Fakat bir defa seçilmedi. Ya diyorum bir defa seçin, bir tebrici edin. Benim partim yok, o parti bu parti benim için mühim de. Hangi parti iktidardaysa ben onun yanımda. Bal tutan parmağını yalar. Atalarımız demiş o. Ben neler yaptım abi, beni bir dinleyecektin sen. 23 sene evvel Zonguldak'ta bir konuşma yaptım. Konuşmamın şiddetinden Çatal Ağzı elektrik santralı arıza yaptı. Duvar oldu etraf. Kuzey Batı Anadolu 24 saat ışıksız kaldı benim yüzümden. Zıvas'ta dayak yiyordum ben. Zıvas'a gittim, çıktım kürsüye. Kıymetli Zıvaslı kardeşlerim, gittim oradan birisi hastalanıyor şaşkola şimdi. Ne bağırıyorsun lan dedim, ne bağırıyorsun? Git dedi, hepiniz birbirinize benziyorsunuz dedi. Geçen sene birisi geldi, 15 gün kaldı. Attı tuttu Zıvas'a deniz getireceğim. Zıvas'a deniz getireceğim. Herkes mayo aldı bekliyor, kimsenin geldi. Ben adama dedim haklısın. O yalan demiş. Ama ben erkek sözü veriyorum. Yazın tarihi. 15 gün sonra Zıvas'a denizi getiriyor. Ve 15 gün sonra ne ettim ettim, Zıvas'a denizi götürdüm. Adana'dan bardan buldum. Dansöz deniz. Dansöz deniz de deniz. Kaç türlü fırtına, yıldız, karayel, lodos, poyraz hepsi var kadında. Ve dedim işte erkek sözü deniz. Bağırmaya başladı bilhassa gençler. Sen git deniz kalsın. İnşallah oylarınızda seçilirse birçok icraatım olacak. Meclise takrir vereceğim. Bir kere beni en üzen nokta şu. Milletvekillerinin durumu. Milletvekilliğini ebedi yapacağım abi. Bir daha müddet. Seçildi mi ölene kadar kalsın hadi. Yazık, o da bir insan. 4 sene kalıyor, hadi git. Kursanda kalıyor, insan üzülüyor. Yaşlarım gözleniyor, vallahi de böyle. Seçilirsem her dediğimi yapacağım, vallahi da billahi de yapacağım. Ya çok yemin ediyorsun, çarpılırsın, veririm ya. Git lan, politikacı yemin çarpmaz o. Onlar şerbetlidir, şerbetli. Bak, yarın nutuk atacağım, Güney bölgesine gidiyorum, bak abi, nutka bak abi. Kıymetli saçma kardeşler, onlarınızla memleket davasını
Mehmet, ula! O suyu niye aldın eline? Bu işin dümeni. Baktın ki lafı bulamıyor, suya dayan. Onsuz olmuyor mu? Olmaz, bu nutuk susuz yutulmaz oğlum. İnşallah seçilirsem yapacağım icatlardan bir tanesi bu. Dar gelirli vatandaşı bol paçalı yapacağım. Bana bir adet tek kaseti getirene iki tane video kaseti vereceğim. Pınar video. İlçek söz. Rüşvet yiyen bakanlardan da kedere vergisi alacağım. Ne girsen kendinden de alacağım. Enseyi hafif kaldır oğlum. Kıymetli seçmen kardeşler! Sayfa 2! Yok lan burası yok be. Hisse senetleri bastıracağım. Kezban barajını, Moda plajını, Uludağ virajını ve Şişlik aracını satacağım. Bulamazsan başka şeyler çıkartacağım. Daha yok. Nedir o? Piyasada bir çarşı pazardaki fiyat artışları var kardeşim. Bu fiyat artışları önlenemez mi? Önlenir. Bu benim düşüncem. Bak abi kafaya bak. Esnaf vatandaşı gazıklamasın diye çareye bak abi. Piyasada ne kadar, dükkanları ne kadar yiyecek madde, un, şeker, helva, pekmez, peynir, bulgur, pirinç ne dersen hepsini kaldıracağım piyasada. Hadi bakalım esnaf bulsun dükkanda satsın da gazık atsın vatan. Kafanı çalıştıracaksın kafanı. Oh koçum. He abi. Yapacağım edeceğim işte böyle abi. Bütün mesele ah işte o koltuğa bir otursan. Ya vaadini yerine getirmezsen ne olacak? Dert işin var lan. Vaat ediyorsun da altına mühür mü basıyor? Sen orada yapacağım edeceğim derken noter orada zabırt mı tutuyor? Sen vaadet gerisine karışma. Koltuk nereden gitmez mi o zaman? Kim? Koltuk. Hey. Ben o koltuğa bir yapışayım abi. Vallahi kerpeten sökemez beni. İyi geliyorsun abi. Alkışlarınız beni semt etti. O senin yaşart. Koltuğa bir defa yapışın abi. İktidar düşebilir. Bana git derler. Giderim. Aha kıçımda. Yüz numaraya bile böyle giderim abi. Sen ne diyorsun be? Ulan ya sen çarpıldın ya ben çarpıldım. Melakeler geziyor kaç. Sen cibinliğe mi dolaştın ne yapıyorsun? Nasıl buldun? Buna ne lüzum vardı bu dansı anlayamadım. Çavuş üzümü vardı la baba. Ne lüzum var olur mu oğlum? Ne olur mu sen? Ne diyorsun sen? Biz belediyeye dilekçe verdik tarife için. Müzikal dedik ona. İşte müzikal daha ne istiyor? Avcıbaşı yemeği hazırlayayım mı diye soruyor efendim. Izgara hazır mı? Hazır. Şeyi koysun ızgaraya, filemenyonları. Filemenyon ne? Filemenyon, filemenyon. Pizzolanın azgını ağır, böyle kocaman. Önce kooperatife ne dersiniz? Evet evladım, ben peşin parayla çalışırım. Benim kooperatifle alakam yok. Ben limonata rica ediyorum, bolcu olsun birim. Bol, bol. Kızım bekle, senin limonaton bol mu olsun? Bol olsun. Benimkini bardağa koy. Bununkini kovaya koy. Bak sen kovada limonatanı içerken ben de senin başında bulunur sana ıslık çalarım. Sen de zevklenir ara sıra ayağını böyle yapar. Yapalım. Hadi. Üşerdiniz ya. Sübyancı mısın lan? Bir kapıda iki dilenci olmaz. Başıma suha özgermi mi kesin?
Oğlum vardı, okuyor mu, okuyor mu? Oğlum, çok güzel okuyor. Ne okuyor benim? Sabahleyin domdom kurşununu okuyor. Ne okuyacaktı? Yavrum, misafire evi, misafire evi yavrum. Ya misafirin bardağına niye kamış koymadın? Unutmuşum efendim. Koş kamış getirsin. Benim kamışı vereyim ama. Niye yarıyor benim bu? Yan. Sen de bir şey bilmiyorsun, bir bundan bakarsın diyor. Dülbün öyle. Bu ne biliyor musun? Şimdi limonatayı bardaktan içtiğime kaba oluyor bak. Kaba oluyor. Bununla içtiğime kibarlaşıyorum anında. Bak. Yalnız limonatayı sıkı çekme limonatayı, barajı taşırız. Böyle yapma bak. Yavrum kamış nerede? Al sen benim kamışı kullan. Bana getirir oğlan. Ne oldu ya? Hazır et, git. Kamışı kırdı lan. Sana limonata yok. Oturayım. Ben sana evden çıkarken tembih ettim. Melahat hanımlarda uslu otur. Ben sana tadını söylerim, hastasın. Dur. Limonataya benziyor be. Yavrum, bunu sürahiye boşa. Akşama simafir gelecek. Nerede kaldık? Oğlundan bahsediyordum. Ya oğlan beni çok üzüyor. Oğlan beni çok üzüyor abi. Ya şöyle düşünüyor. Biz de çocuk olduk, delikanlı olduk. Abilerimizden, büyüklerimizden korkardık. Abi. Hatta sana şöyle diyeyim. Babamdan öyle korkardım ki babam son hadiseyi duymasaydı ben hala Tekeşehir'de kalırdım. İstanbul'a gelmezdim ve politikaya bulaşmazdım. Son hadise mi? Bilmiyor musun? Yok. Ulan bütün Tekeşehir altı üstüne geldi. Ben duymadım. Müteza, aranızda kalsın. Elbette. Bak rica ediyorum. Tamam ya. Tamam. Sır tutar mısın? Tutarım. Sır mısın? Sırlıyım. Çok güzel. Ağustos'a gel sana bir turşuk olalım bakalım. Şimdi 20 sene evvel Tekeşehir'de... Ha! Bu Tekeşehir'in... Tekeşehir'in... Hoş! Ne oluyor lan alt köpeği gibi? Ha! Kemik mi gösteriyorlar? Ne oluyor? Tekeşehir'in... Ulan ne ettin? Limonatayı tattın. Bilmezler biliyorum ben. Bu Tekeşehir'de bohçacı Hürmüz diye bir kadın vardı. Hatırlayamam. Ya böyle bohçasından gezer, evleri dolaşır. Çarşaf, koynek falan satır. Bohçacı Hürmüz güzel bir kadındı. Hatırlarsın. Pınar sütleri 4 kiloluk. Anladın mı? Anladım. Gel bak otur şuraya. Şimdi ben o gün, bak hikayeye bak abi. Ben o gün sabahleyin muhtardan dayak yedim. Aha. Muhtar beni 4 saat dövdü. Geldim evde oturuyorum, kapı çalındı. Bohçacı Hürmüz. Abi kadın konuşurken 72,5 kemiği oynuyor kadın. Kapıyı açtı aynen böyle yaptı. Anam nerede? Konuşuyor 10 dakika sonra duruyor kadın. Teleme peyniri gibi. Anam dedim evde yok. Dedi borça getirdim çarşaf göstereceğim. Sana göstereyim çarşafları sen anana anlat. Ben dedim anlamam. Yok dedi göstereyim koy. İsrar edince bakayım dedim. Borçayı koydu çarşafları başladı çıkartmaya. Bir çarşaf çıkardı. Bu dedi gözetim ben dedim beğenmedim. Bir tane çıkardı. Bu dedi çok güzel Bursa malı 2 kişilik. Çarşafı böyle tutuyor. Ben de domuzluk olsun diye böyle yaptım. Yok lan 1 kişilik o. Kadın kızdı abi. Bu çarşaf 2 kişilik. Ben 1 kişilik. O 2 kadının tepesi attı. Çarşafı yere serdi. Gel lan dedi ölçün. Benim de tepem çok attı. Çarşafı ölçtük orada. Sonra ne oldu benim? 9 ay sonra nur topu gibi bir yastık yüzü doğdu. Benden çırpıntı mı geçiyorsun?
Mürteza, bir kızımız oldu. Bir kızımız oldu. Bazen aklıma geliyor, seçimi kaybetmiş gibi ciğerim yanıyor. Yanıyor. Haydi delikanlı, sıkıldım. Kalk gidelim artık. Nereye gidiyorsunuz hanımefendi? Otele. Rica ederim, siz şöyle alalım, şöyle alalım. Sizi göndermeyiz çünkü oğlum var. Oğlum var. Öyle mi? Allah bağışlasın. Kaç yaşında? Benim 22 yaşımda oğlum var. Çok iyi, Allah bağışlasın. Allah sizi de memleket...